Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 15 Temmuz Çarşamba İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dolu dolu 10 koşulu bir programımız var. Tek programımız var arkadaşlar. Yarınki İstanbul akşamında yabancı yarışlar neresi var bilmiyorum. Eğer Amerika varsa ben yine en azından ufak bir iştirakta da bulunacağım sizlere. Yine videosunu yaparım. Ama yarınki programa bakmadım. Ben sadece bugün bir İstanbul'u yapalım bakalım. Ondan sonra eğer yarın Amerika varsa da ben size en azından bir Amerika yetiştirmeye çalışırım yine. Arkadaşlar bugün 10 koşuluk program var demiştim. Bu katıl tuşuna üyelik yapan arkadaşlar üyeliği bitenler çıkmaya başladı herhalde. Canları sağ olsun. Gerçekten ben fazla biraz konuşuyorum ama bütün şu anda kanallar gerçekten bu sıkıntıyı yaşıyor. Yani üyeliği böyle katıl butonunu hak edenler hepsi inanın bayağı sıkıntılı günler yaşıyor. Hani yurt dışında program yapan arkadaşlar bile çünkü kendi bütçelerine göre işler yapıyorlar. Tabii kolay değil yani şu burada bir zaman vermek bile inanın yani hiç göründüğü gibi kolay değil. Yani bütün sosyal faaliyetlerden hemen hemen çoğundan artık mahrum kalıyorsunuz. Yani, bu da normal bir iş olarak görünüyor yani. Kazanç var mı şu anda? Şu anda inanın kazançlar sadece masraflar için. Onun dışında değil çünkü bir elektrik suyuna bir sürü ıvır zıvırına çıkıyor. Bir de bu vergi olayları çıktı. Bakalım ne yapacağız? Bir düzenleme olursa iyi olur çünkü 3 kuruş kazanıp da yüklü yüklü para ödemek olursa inanın bu programlarda bu yayınlar çoğu engellenecek. Şu andaki Türkiye şartları zaten iyice zorlaştı. Elimizden geldiğince yine bir şeyler yapmaya çalışacağız ama dediğim gibi gidişat hiç hoş değil. Çünkü abone sayısımız tamam fena değil ama üye sayımız baya baya az. Çünkü üyelik yapanlar da çıkıyor. En azından ayın olur. Şimdi kimseyi zorlamak da istemiyorum ben. Ama gerçekten ihtiyaç duyuyor insan. Çünkü şu anda sadece ben değil yani bütün üyelik böyle katıl butonu olan hak edenler hepsi şu anda aynı sıkıntıyı yaşıyorlar zaten. Arkadaşlar en azından katıl tuşuna nasıl katılacağınızı zaten en azından videonun sonunda ben bir link bırakıyorum. En azından nasıl katılabilirsiniz, nasıl videoları seyredebilirsiniz. Çünkü akşamki yarışlarını ben videosu sadece üyelere özel yapıyorum. En azından bunu da belirteyim. Bilmeyen arkadaşlar olabilir çünkü bazen soruyorlar yani akşamki yarış programı yok mu diye. Akşamki olan yarışları arkadaşlar dediğim gibi ama doğu illerini vermiyorum. Onu baştan söyleyeyim çünkü daha evvel sürekli tekrar aldığım bir şeydi. İşte İzmir olur, Kocaeli olur, Adana olur, işte o İstanbul'un da gecesi oluyor işte Cuma günleri. Bunları üyelere özel yapıyorum. Bunları tekrardan belirteyim. Yani şurada bir üyelik çok yüksek bir para da değil. Ama dediğim gibi ayın 22'sinde ben o 5 TL olanı iptal ediyorum arkadaşlar. En azından bunu belirteyim 22'sinde. Mümkünse orada en düşük limit 10 liradan başlıyor. Artık bütçeniz hangisini el veriyorsa sağ olun, var olun diyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim. Çünkü inşallah sizler de faydasını görürsünüz. Ama inanın acısını çıkartırız. Yani vereceğiniz bir 3 kuruş 5 kuruş için inanın bazen kaybediyoruz. Şey oluyor ama İnanın fazlasını ben size kazandırmasını da bileceğim. Çünkü şu anda programlar yavaş yavaş gerçekten oturmaya başladı. Ama bir kalabalıklık işte beni oyun şeyini bozuyor. Çünkü verdiğimiz atlar trafikten yer bulamıyor. Maalesef oradan etkileniyoruz. Şimdi ben bazı yerlerde kalabalık görüyorum. Bazı yerlerde vermemeye çalışıyorum. İnanın kırpa kırpa oyun yapıyorum. Ya bir oyunu yaparken inanın birkaç kez üstünden geçmek zorunda kalıyorum. Hadi şu atı ilk altı şeye sokalım. İkincisine bunu yaparsak geniş olur mu? İşte hesaplıyorum kaç para olur diye. Yani çünkü herkes büyük bütçe oynayamaz arkadaşlar. Yani şimdi bazı arkadaşlar oynar 300-500 liralık oynar, 1000 liralık oynar, 2000 liralık oynar. Sıkıntı yok ama bazı arkadaşlar inanın 10 liralık bile oynadığı zaman bayağı sıkıntı yaşıyorlar. Normal karşılayacağız arkadaşlar çünkü herkesin kendi bütçesine göre oyunlar oluyor. O yüzden her şeyi hoşgörüde bulmakta fayda var. Bu oyunun bileni yok. Onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz? Yani bunu 1000 lira, 2000 lira oynarsınız yakalayamazsınız ama 1 lira oynarsınız. Gerçi 1 lira kabul etmiyor makine de 2 TL diyelim. Yani 2 TL'de yakalama şansı sahip olabiliyorsunuz. Bu işin şeyi yok yani. Hani ben bugün bunu ben 3000 liralık oynayacağım da yakalayacağım diye bir kaydı yok. Onu baştan söyleyeyim size. Ha, nasibiniz varsa 3 lira 2 liraya da yakalarsınız arkadaşlar. Zaten şu
Altılı tarihçesine bir bakarsanız en yüksek ikramiyeler genelde hep en ufak oyunlar yakalamıştır arkadaşlar. Bunu ısrarla söylüyorum çünkü daha risk alabiliyorsunuz. Hani en azından ufak oynuyorsunuz risk ama büyük oynadığınız zaman inanın risk alma şansınız çok çok zayıflıyor. Artık yani gözünüz karaysa, paranız çoksa ona bir şey diyemem. Adam cebinde tonlarca parası vardır. Hadi ya diyecek gider orada 20 lira 30 lira ganyanı tek atar gelirse paraya giderim der. O hesaba gider. Kalbisi bile hiç arkasına bakmaz, üzülmez. Ama şimdi burada bizim aramızdaki arkadaşlar burada bir 30-40 lira kaybettiği zaman ah çekeriz. Vallahi bu yalan yok yani. O yüzden mümkün olduğunca kadar küçük oynamaya çalışın, risk almaya çalışın. Aslında en güzel oyun 3 tekli oynamak. Ama 3 tekli oynak yani illa 3'ü de favori olacak kaydiyesi yok. Tuttuğunuz 3 atı tek atacaksınız. Öbür ayaklarda şans alacaksınız. Yani o 3 tek oturursa da altılı yakalarsınız arkadaşlar. Neyse biz fazla şey yapmayalım. Hemen bültene geçiş yapalım bu programa. Çünkü 10 koşulu bir program var. Fazla vakit alsın istemiyorum. Birinci koşu saat 13.30'dan itibaren başlıyor. 3 yaşlı İngiliz'in satış koşusuyla 1500 metrelik sentrikte 11 safkan var. Burada altılı ganyanın birinci ayağı başlıyor arkadaşlar. Birinci altılı ganyan. Satış koşusu hani şu gruba baktığın zaman gerçekten birbirinden vasat safkanların bir arada olduğu yarış. Yani bu ne demek? Her türlü sonuca açık bir yarış. Çünkü burada am şam süper atlar yok arkadaşlar. Bunu belirteyim. Ben öncelikli olarak yine bir nolu Filandos, bir Grand Equinox temsilcisi Nevzat Avcı ile en azından hazırlıkları fena değil bu safkanın. Ben o yüzden ilk şansı bu bir nolu Filandos'a vereceğim. Daha sonra iki nolu Lejyoner. Liner temsilcisi olan bu safkanın da Özcan Yıldırım ve en azından son yarışındaki güzel bir dördüncülüğe sahip kimde. Ama geçen seneki yarışları parlak bir yarışları vardı. Bugün yine etkili bir yarış koşulmasını beklediğim bir isim olacak. 2 nolu Lejyoner. Daha sonra 7 nolu Güzel Kızım. Bir Halikarnassus temsilcisi. Saadettin Poyraz'a da iyi hazırlıklar, şanslı isimler arasında olacak. 5 nolu Demir Lady. Bir Halikarnassus'un pardon karıştırdık mı? 7 dedik. Güzel Kızım Halikarnassus. Evet. Halikarnassus'ları görünce ben dedim aynı hatımı tekrarlıyorum. Bayağı Halikarnassus burada. 3 tane Halikarnassus varmış. 5 nolu Demirle ilgili yine bir Halikarnassus temsilcisi Müslüm Çelik'ten yine hazırlıkları fena değil. Bugün de sürpriz ihtimali olan safkanlardan birisi 8 nolu Stormrose. Bir Kadir Baba temsilcisi Murat Gündüzeli, Mustafa Gündüzeli herhalde bu Bursa'dan getirilen bu safkanda Ali Kaçmaz da bence yine iddialı isimler arasında ve son olarak da 6 nolu Fatih Ünkülü. Bu safkan biraz zor meydana çıktı ama bayağı bir maşallah var. Yani her yerde tabelası yaptı. İkinci, üçüncülük yaptı. En son birincilik yaptı ama bu safkanın da son kıpırdamalar içerisinde bugün yine ben bu safkanın etkili bir yarış bekliyorum. Biraz kalabalık tutmakta fayda var çünkü burasının ne olacağı belli değil. İnanın 0-0 çeken safkanların da geliri var çünkü satış koşusu adı üstünde. Bir de vasat atları da olunca orada artık ahva çekme ihtimalimiz var. 1-2-7-5-8-6 ben burayı biraz kalabalık tuttum 6 safkan arasında arkadaşlar. Günün ikinci koşusu 3 yaşlı İngilizlerin Maiden 1600 metrelik çim koşusuna geldiğimiz zaman yine bir kalabalık 19 safkan var. 12 ve 19 olan safkanlarda ekürü. Ben öncelikli olarak 5 nolu Green Shadow, bir Nairn Green gibi iyi bir çim orijinine sahip olan bu safkan. Akın Sözen'le son güzel ikinciliğinden sonra ben ilk şansı bu safkana vereceğim. Daha sonra 4 nolu Doğu Prensi, bir Mendip temsilcisi. Mendip'te nereden aklına geldi? Neredeyse şeyi söyleyecektim. Holiday temsilcisi arkadaşlar. Başka bir şey aklıma geldi de motor markası gibi bir şey aklıma geldi. Oradan söyledim. Bu da bu safkan da Harley Holiday'in temsilcisi arkadaşlar. Biliyorsunuz Mendip de yani kalite bir safkan. Dubai'de bir yarış kazanmış bir isim. Onun tayları da zaten artık yavaş yavaş bayağı değerlenmeye başladı. O yüzden Gökhan Kocakaya'da göstermiş olduğu iki tane güzel yarışından sonra buranın şanslı ismi olur. Daha sonra 3 nolu Delikanım. Bir Invisible Sun temsilcisi Ahmet Çelik'ten yine iyi performans, iyi hazırlıklarla şanslı isimler arasında. Ve son olarak da 8 nolu Kua Baba, bir Doktor Fang temsilcisi Gökhan Göçe ile yine güzel performansıyla yazılması gereken bir diğer isim olur. 5, 4, 3, 8 benim öncelikli olarak kuponlara yazılması gereken safkanlar. Burası biraz sürpriz aramak isteyenler için olabilir mi? Olabilir çünkü genelde bu yarışlar patlıyor. 6 nolu Happy Time, bir Triple Bonus da temsilcisi İşman Çizik'ten. Yine iyi hazırlıklarla şanslı isimler arasında 13 nolu Yaşama Sevinci. Bu safkan da son güzel üçüncülüğünden sonra ben yine burada güzel koşmasını bekliyorum. Ve son hafta 17 nolu Miss Jasmine. Bir Paul Moy temsilcisi iyi bir orijine var. Yurt dışından gelme bu safkan. Ali Kaçmaz'a da son beşinciliği gayet tatminkar kuponlara yazabiliriz arkadaşlar. Yani sürpriz hanesine 6, 13 ve 17 nolu safkanları ilave edebilirsiniz.
Günün üçüncü kursu 3 yaşlı Arapların şartlı 3 1200 metrelik sentrik yarışına geldiğimiz anda 2 ve 6 nolu safkanlar ekibi, ben burada 4 nolu aşk kartaya güveneceğim arkadaşlar. Bir hızlı tay temsilcisi Mehmet Kaya'la en azından iyi hazırlıkları, iyi performansıyla ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. O yüzden 4 nolu aşk kartaya benim burada size önereceğim banko safkandır arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz'in handikap 17 2200 metrelik sentrik koşusuna geldiğimiz anda burada da yine birbirinden iyi safkanlar var ama bugün de çok çok uygun kilosuyla koşacak olan 4 nolu Lastnik Memory bir autorize temsilcisi 51,5 kilo gibi uygun skete bulunca Müslüm Çelik'le zaten 3 yarış üst üste kazanmış bir isim. Hatta baktığım zaman 5 yarışın son 5 yarışın 4'ünü kazanmış bir isim. Bence bu güzel formuyla yine birincilik hanesine bir ismini yazdırır. O yüzden benim burada da ikinci banko 4 nolu Lastnik Memory olacak arkadaşlar. Günün 5. koşusu burası hem ikinci altılı gayan da ilk ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arapların handikap 16 1600 metrelik çim kursunda 16 safkan var burada arkadaşlar. Benim burada size önereceğim safkanlar öncelikli olarak 9 nolu Singapur, daha sonra 8 nolu Akdamar, 6 nolu Dalolu, 3 nolu Kırımay ve 2 nolu Kazdağ arasında ben bir yarış bekliyorum. Burayı biraz 5 at olarak görüyorum arkadaşlar. Singapur 9 nolu Singapur bir gün tay temsilcisi Burak Averbak'la koşacak olan safkan gerçekten istikrar alabilirsi. Son güzel ikinciliğinden sonra ben buranın da en şanslı ismi olarak veriyorum. Daha sonra 8 nolu Akdamar demiştim. Yine bir çelik sömek temsilcisi. Bu safkanda son çim yarışını kazanmış formda bir isim. Altın oğlu Daloğlu. İyi gruplarda koşan bir isim. Bugün İşman Çizik'ten yine şanslı isimler arasında. 3 nolu Kırmay. 4 yaşında genç bir safkan ama tecrübeli bir safkan. Ahmet Çelik'ten bugün etkili bir yarış koşmasını beklediğim bir isim. Ve son dediğim gibi 2 nolu Kazdağ'da Ömer Gündüktaş'ta koşacak olan bir safkan da en azından performans olarak iyi. Bugün yazılması gereken isim olarak. Yani dediğim gibi 9, 8, 6, 3 ve 2 benim 5. koşu için önerdiğim safkanlar. Günün 6. koşusu 4 yaşlı Arapların handikap 14, 2000 metre sentrik koşusuna geldiğim zaman yine kalabalık mı kalabalık 18 safkan var. Ben burada öncelikli olarak 9 nolu Aspurche bir Bersoy temsilcisi Metin Amadi'yle koşuyor. Atın genel form durumu oldukça iyi. Bugün bence bir şeyler yapabilir yani iyi önlerde kendine bir yer bulabilir. Aman dikkat edelim arkadaşlar. Daha mümeydin at ama en azından iyi tecrübeli bir yarış koşar gibi. Yani tecrübeli atlar gibi koşuyor. O yüzden bugün bence ilk şansımı 9 nolu Aspurçe'ye verelim. Daha sonra 3 nolu Kosmos. İzmir'den de gördüğümüz bir safkan. Uzun mesafelere yatkınlığı var. Ama arada bir statta kalma huyu da var bu safkanın. Onu da biliyorum çünkü. Bir Aberkan temsilcisi. İşman Çizik'ten de en azından gruba uygun, mesafeye de uygun bir safkan. Kuponları yazalım. 1 nolu Saridus, bir kılavuz temsilcisi, grubun en kalite gözüken ismi gözüküyor. Son 4 yarışını zaten baktığın zaman 3 ikincilik, bir tane birincili olan çok formda bir safkan. Kuponlarda muhakkak yazılması gereken bir isim. Ve son olarak da 8 nolu Uçan Naz, bir Uçan Bey temsilcisi Furkan Yüksel'le de en azından performansı fena değil, hazırlıkları da iyi. Bugün yazılması gereken bir diğer isim olur. 9, 3, 1 ve 8 nolu safkanlar benim öncelikli olarak önerdiğim safkanlar. Daha sonra yazılması gereken atlar, sürpriz yapabilecek atlar kısmına geçelim. Yani burayı biraz genişletmek isterseniz de o zaman 12 nolu Aymira, 11 nolu Bersun Ateşi ve 18 nolu Sarıhan'dan. Bu Sarıhan'dan kendini unutturmaya başladı. İnanın bu atı unutmayın arkadaşlar. İyi bir isim bu. Bakmayın sağa sola belli olmaz. Ufak tefek bir sıkıntılar var büyük ihtimalle. Eğer ufak tefek o sıkıntılarından kurtulursa bugün çok farklı bir yarış sergileyebilir. Çünkü bence bu safkanın yeri burası değil arkadaşlar ama işte bazen oluyor böyle şeyler. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. 9, 3, 1, 8 öncelik, daha sonra 12, 11 ve 18 o safkanlar benim size önerdiğim safkanlar. Geldik günün 7. koşusuna. 4 yaşlı Arapların kısa vadede 6 Dünya Arı Günü 1900 metrelik çim koşusu olacak. Ben burada en azından performansı oldukça iyi, etkili bir performansa sahip olan, mesafeyi de seven 3 nolu Bay Patron'u Gökhan Kocakaya'da ben banko olarak öneririm arkadaşlar. Bu mesafeye de yatkın, hatta zaten tırnağın ucunda, formunu da böyle bulmuşken bence yine kazanır. Kocakaya'da zaten birkaç tane bu korkmaz efeyi bırakmış, 3'e binmiş. Demek ki daha iyi bir ışık yakalamış gibi safkanı tercih ediyor. Hatta da gerçekten eğer geçen gün daha da iyi gruplarda koşacak bir görüntüsü var arkadaşlar. Yani iyi bir safka. O yüzden 3 nolu safkan tek. Günün 8. koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 3 2000 metrelik sentrik yarışında da ben burada öncelikli olarak 4 nolu Farilyalı. Bugün bence artan nefesiyle ilk şansı yani bu safkanı veriyorum Ahmet Çelik ile. Yani normal şartlar altında da kazanması bence en doğal sonuç.
4 nolu farilya olacak arkadaşlar. Farilyalı bence iç safranı yazın. Eğer risk almak isterseniz de valla katabilirsiniz de. Yani o derecede tutuyor musafkanı. Bugün çünkü bütün şartlar musafkanı gösteriyor. 4 nolu farilya diye. O yüzden değerlendirmekte fayda var. Ama musafkanın yanına at yazmak isterseniz en azından biraz bir yıla yakındır bir ara vermiş olsa da bayağı ciddi işlere sahip. Kalite bir isim olan 5 nolu Zafer Ateşi ve ağır kilolara da alışık olan 1 nolu Çek Odayı da burayı patlatabilir arkadaşlar. Aman dikkat edin. Bu safkan fark etmiyor. 61-63 kilo alışkın çünkü geçen seneden. O yüzden gelebilir ama ben de burada 4 nolu farilyalı bayağı ön planda arkadaşlar. Onu da belirteyim. Daha sonra 5 ve 1 nolu safkanlar. Günün 9. koşusu 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 4400 metrelik sentrik koşusuna geldiğimiz zaman da 7 ve 10 nolu safkanlarda ekürü burada. Ben öncelikli olarak 3 nolu Özgün Stone bir Kazbek temsilcisi. Özcan Yıldırım'ın son yarışını kazanan bu safkanda ben iyi şansı bu safkana veriyorum. En azından iyi bir isim arkadaşlar. Bugünün şanslı ismi 3 nolu Özgün Stone olur. Daha sonra 10 nolu Mavra. Hem ekürü avantajına sahip. Mehmet Kayra da güzel bir ikincilikten sonra bence yine buranın şanslı ismi olur. Daha sonra 1 nolu Gergin. Bu safkan biraz ağır kilo olsa da üst üste 2 tane yarış kazanınca haliyle Araplar da genelde kilo kaldırıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. İngilizler biraz sallantı yapıyor ama Araplar genelde kaldırıyor. O yüzden 1 nolu Gergin'de iyi formülü yazacağız. Son olarak da 2 nolu Cibekoğlu. Bir Gobak Bekirçisi yine biraz ağır kilosu olsa da Ahmet Çelik'ten yine performansı daha da iyi. Her geçen gün daha da iyi bir duruma geldiği için de 2 nolu Cibekoğlu'nu da kupona yazacağız. 3, 10, 1 ve 2 nolu safkanlar ilk olarak yazılması gereken isimler. Biraz burayı genişletmek isterseniz de o zaman 4 nolu Makriköy, 5 nolu 1001 ve 11 nolu Yoldaşan'dan da birer sürpriz bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Günün son koşusu 3 yaşlı İngilizce Maiden 1600 metrelik çim kosuna geldiğiniz zaman burada da 19 safkan var. Yani bugün işte benim tek korkum bu. Trafik derdi olur mu? Artık çünkü trafik polisi de yok orada. Lamba da yok. Ne yapacaksınız? Artık bir... Çünkü eski yarışlar yok arkadaşlar. Eskiden inanın bak 30 sene 40 sene evvelki yarışları 40 sene oldu mu benim yarışları? Ben sahaya 1984'lerde sahaya gitmeye başladım. Ama 1-2 sene öncesinden de işte lise çağındaki oynuyordum. Kaç sene oldu ki 84? 90 desek 35 sene evvel sahaya gitmeye başlamışım. Düşünün valla bayağı biz yaşlanmışız haberimiz yok ya. İnanın o zamanlar ben yarış seyrederken yani ekseriyette şu yani İzmir'de zaten hemen hemen yarışların hiçbirisini kaçırmıyordum. Yani İstanbul yarışlarını televizyondan seyrediyorduk. Hani biz evdeki televizyondan değil de ipodromdaki televizyondan eski yarışları oradan seyrediyorduk. Birkaç kez seyrediyorduk. Sabahtan zaten bir açarlardı. Tekrarını gösterdi. O biterdi. Adana başlardı. Onu tekrar gösterdi. O şekilde seyrederek atlar inanın herkes kendi kulvarında gidiyor. Şu anda Amerika'da yarışları seyrediyorsanız nasıl Amerika'daki atlar aynı kulvarda gidiyorlarsa yani inanın o zaman da o şekilde gidiyor. O zaman rahatlıkla bu atı şu at kazanır diyebiliyorduk. Ama şimdi öyle değil. 19-20. Kulvardan bir bakıyorsa at fişek gibi bariyer dibine geliyor. Daha 50 metre geçmeden arkadakiler artık bir trafik katliamı yaratıyor. İşte buna bir ceza çıkmıyor ben anlamadım. Sadece yorumculara fırsat çıkıyor. Başka bir şeye çıkmıyor. Yapacak bir şey yok artık. İşte Allah göstermesin. İnanın zor. Çok tehlikeli bir şey bu. Yani çok atı da sakatlar. Jockey'i de öldürür valla. Allah gözlerden uzak tutsun bunları. Ben hoş karşılamıyorum bunları. Ama bu komiserler de artık nargile mi çekiyor? Ne yapıyorlar? Ben anlamadım. Yani buna bir çözüm bulmaları lazım. O yüzden şimdi bu 19 safkan olunca inan hemen korkarak at söylüyorum. Çünkü benim atım söyleyeceğim at kapanır mı? Açılır mı? İşte onun derdindeyiz. Artık Allah'a kaldık yani. Ben neyse öncelikli olarak bir 7 nolu Lord'u söyleyeyim. Bir Smart Robin temsilcisi Mehmet Kaya'yla koşacak olan safkan göstermiş olduğu son 2 yarışındaki çim performansıyla normal şartlar altında kazanması gereken ilk isim. Rakipleri var mı? Tabii ki var. Öncelikli olarak 12 nolu Silver Frost bir Off-White gibi iyi bir orijine sahip. Özcan Yıldırım'la koşacak olan bu safkan da yine 2 yarış koşmuş. İyi bir performans sergilemiş. 3. 2. ve iyi hazırlıklara sahip. Yine şanslı isimler arasında. Ve son olarak biraz grubun tecrübeli ismi de olsa bir Buşran bir temsilcisi olan 5 nolu Cihan Gur Gökhan Kocakaya'la yazılması gereken bir diğer isim olur. 7, 12, 5 bence bu gruptan birkaç adım da olsa ön planda. Eğer trafik sıkıntısı olur diye birkaç sürpriz aramak isterseniz de bu 8 nolu Merdokan ve 10 nolu Mr. Ra bir Kaneko temsilcisi. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Ama burada dediğim gibi şu trafik benim en korktuğum olay. Burada kalkıp da 80-90 lira ganyan da gelsem inanın şaşırmayacağım bir ayak. Çünkü atın performansı yoktur ama bir anda önü açılır, öteksi kapanır, fırsat olur, yarış kazanır. Yani bu işler böyle arkadaşlar. O yüzden temkinli olmakta da fayda var.
Ben 7, 12, 5 öncelikli olarak, daha sonra 8 ve 10 olası hakkındır. Arkadaşlar benim bugünkü yorumlar bu kadar. Program biraz uzadı, kusura bakmayın. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğimizle. Hoşçakalın.